Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın merkeze sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 7 Aralık 2021 Salı Diyarbakır yarış programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Evet, Diyarbakır'da da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Ben birinci dörtlü ganyan ikili çifte denecek arkadaşlar için önereceğim. 1-2 sapkan var sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Herkese bol şanslar. Evet, birinci koşu 17.45'te şartlı 3 dişiler ama 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 6 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, son koşusunu kazanarak Sami Kaplan'la zaten Karasakız'ı sizlere banko olarak önermişim. İlk defa Diyarbakır'a geliyor. Ayağı çok serik. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir demiştim sevgili dostlar. Yarın yine liderliği isteyecektir. Liderliği alacaktır. Bir kulvar çekme avantajında. Ama burada benim banko adayım bir nolu gökyüzü diyeceğim. İsa Katar'la, o da önlerde gitmeye seven bir safkanımız. O da son koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Diyarbakır'da o da Maydene çok etkili bir koşu çıkartarak kazandı. Ben gökyüzü bu sefer kazanma bende 1-2 adım önde görüyorum. Büyük ihtimalle 4 kararsız kafaya alacaktır arkasına gökyüzü. Virajdan sonra gökyüzü ataklarını izleyip kararsızdan sıyrılıp foto önde geçmesini bekliyorum. Banko adayımdır. Arkasına 4 nolu Karasakız, kararsız dedim herhalde. Karasakız ikincilik ve de 2 nolu safkanımıza İsa Akyoğuz'da onu da ikinciliğe bırakıp 1-2'li deneyebiliriz. Bu koşuda bir bankomuz olacak. Arkası 4 ve 2 ikili için deneyeceğimiz safkanlar. Evet, ikinci koşumuz handikap 14. Bir mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 İngiliz safkanımız mücadele verecek. 2 ile 6 nolu safkanlar ekili olarak start alıyor. Evet, burada baba Jean Jero, Yusuf Çelik başla, Yunus Çelik başla yine çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyor. Üst üste yaptığı koşuları Diyarbakır pistinde bu mesafede kazanma başarısı gösteren 5 nolu safkanımız yine benim banko adayım olacaktır. Arkasına bunun da 4 ve 6'yı bağlayarak bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Ben Bavi Kalınoğlu'nu biraz geri planda bıraktım ama 5 nolu safkanız banko, arkasını 4 ile 6'yı bağlayarak burada da ikili deneyebiliriz. Çiftemiz 1-5 olarak da çifte de alabiliriz sevgili dostlar. Evet, 3. koşu altılı gayrımızın başlangıç ayağı bir maiden koşu. 2-3 yaşlı Arapların 1700 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 12 safkanın mücadele verecek. 5 nolu Karık Topuz ve de 11 nolu Tek Maviş bir ekür olarak start alacaklar. Evet, burada sürprizle başlayacağını düşündüğüm bir koşu bizleri bekliyor. Benim tercihim birazcık fazla ata yöneleceğim sevgili dostlar. Onlar kimler? İlk şansı 1 nolu Akbalık Bey diyeceğim. Mustafa Baran Çakmak'la, ikinci atım 4 nolu safkanımız İsa Katar'la, üçüncü atım 3 Bayaşan Ferit Yardımcı'yla, sonradan 5 Karatopuz Ekürler, 7 10 ve 11 nolu safkan, pardon arkadaşlar 11 dediğime bakmayın, özür diliyorum, 10 nolu safkanımıza da bir şans vereceğiz sevgili dostlar. Evet, sıralama 1 4 3 5 7 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet, dördüncü koşu kısa vadeli Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası koşusu olacak. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 5'lik ayımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet, bir ekürümüz var. 4 nolu Do Raki ve 8 nolu Palavan ekür olarak start alacaklar. Evet, bakalım ekürlerin 1-2 adım öne çıkacağı bu koşuda yani biraz riskli bir banko olarak da değerlendirebiliriz ama ben yıkma taraftarıyım. İlk şans vereceğim onu Cihan'a bedel diyeceğim ben. İsa Akyoğuz'a. İkinci atım 2 nolu Ağbatur. Üçüncü atım 1 nolu King Ayan. Mutlaka yazalım sevgili dostlar. Menderes Avşar çok etkili bir koşu gelecektir. Sonradan 4 nolu safkanımız Ekürler. 5 ve 6 nolu safkanları da ayırmayarak ben bu koşuda yer vereceğim. Safkanlar olacak. Evet, 5. koşu handikap 14. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. 4'lü gayrımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet, burada 4 nolu Altın Kafes yaptığı son koşusunda da
Hatta önerdiğimiz bir safkan Vedat Kızmaz'la ikinci kez buluştu. Dört nolu safkanım, benim iki şanslı safkanım. İkinci atım bir nolu oğlum Turan diyeceğiz İsa Katar'la. Üçüncü atım beş nolu safkanımız Win For Me diyeceğiz İsa Akyoğuz'la. Ve yedi nolu Bambeleo'ya da çok dikkat ve yardımcıyla bu uzayan mesafede çok çok etkili bir koşu gelecektir sonlarla sevgili dostlar. Ferit de 7'yi de göz ardı etmeyiniz. Sıralama 4, 1, 5 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet, 6. koşu şartlı 3-1 mücadele. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlü gayemizin de başlangıçı. Evet, benim burada banko adayım 1 nolu Ertuğrul'a diyeceğim. Halil Altundağ'la Aprant arkadaşımızla ilk defa buluştu. Yaptığı son iki koşusunda da Elazığ pisti ve Şanlıurfa'da mücadele verdi. Birini ikincilik son koşusunda da Şanlıurfa'da kazanarak kendine bulan bir nolu Ertunga ikinci birinciliğine ben de çok çok yakın banko adayımdır. Arkasına ikili deneyecek arkadaşlar 9 nolu safkamız Sarıcagül'ü Sami Kaplan'la iki çim yarışı vardı. Sonra Şanlıurfa koşuları vardı üst üste. 4. 1400'de ikinci 4. dedim ama 1400'de ikinci son koşusunda da Maydine Vederken etkili bir koşu çıkarttı. 9 nolu safkanımızı arkasına ikili için bağlayabiliriz. Ve de 4 nolu deviran diyeceğiz sevgili dostlar. 9'u 4'ü de bağlayıp burada da ikili deneyebiliriz. 1 nolu Ertuğrul'a Bankom olacak benim 6. koşu. 6'lı dayanımızın 4. ayağında. Evet, 7. koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı Arapların 1700 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 13 Arap atımız mücadele verecek. Ekürlerimiz olacak. 7 ve 8 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar sevgili dostlar. Evet, gruba ben bakımında ekürlerin ben 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. İsa Akro, Rüzgarus benim yarın burada da banko adayım olacak. Yaptığı son koşusunda 1200'e etkili bir koşu çıkartıp ikincilikle ayrıldı. Mesafe uzasa da ben İsa Akyoğuz'da etkili bir koşu gelecektir. Ekürüz'de de aynı şekilde o da yaptığı son koşusunda 1200'e güzel bir ikincilikle ayrılan Sezercik sevgili dostlar. Ben ekürleri 1-2 adım önde tutuyorum. Benim ikinci banko adayım olacak. Arkasına 2 ve 1'i bağlayarak burada da ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet, 8. koşu 6'lı gayemizin de son ayağına tekabül eden bu koşuda handikap 16 bir mücadele. 4 büyük Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 14 Arap atımız mücadele verecek. Evet, ben burada 8'in Nur Salkım'la başlayacağım. İsa Katar'la ben etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim safkanlardan biri. Büyük ihtimalle çok çok geri planda kalacaktır. Eğer gelirse sürpriz bir şansa sahiptir. Sonra 2 nolu safkanın Baba Mercan, Mehmet Ali Aktürk'le yaptığı üst üste koşuları kazanma başarısı gösterdi. 1400-1700'de etkili koşular çıkarttı. Diyarbakır'da da aynı şekilde handikap 14'ü kazanan bir Baba Mercan diyeceğiz. 2 nolu safkanımız. Sonra 11 nolu Yiğit Lami, Ferit Yardımcı'yla ve de 10 nolu Kafkas Tuncu'ya da İsa Akyoğuz'a dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Önereceğim bu 4 safkanı. Arasında zevkli mücadele bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, Diyarbakır yorumunda buydu. İki tane banko adayım oldu sevgili dostlar. Güvendiğim safkanlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.